Arkadaşlar merhaba, biz bugün bahçeye geldik, iş yapacağız. İş yapacağız. Zeytinleri çapalayacağız diye. Sen de hadi sen konuş. Arkadaşlar bugün zeytin bahçesindeyiz. Kimya gübreyle gübreleme yapıp çapalayacağız zeytin ağaçlarını. Daha sağlıklı, vitaminli büyümesi için. Evet. Erken gelişim sağlaması için. Evet arkadaşlar. Bahçemi şöyle aşağıda gösteririm ben size. Sen ne yapıyorsun Miray? Zeytinleri birbirini kazıyorum. Hadi kaz bakalım. Yerim seni. Aferin sana. Biraz daha derin ama. Niye kazıyoruz sence biz zeytinlerin dibini? Yetişmesi için. Evet, daha iyi büyümesi lazım değil mi? Çünkü bazısı büyümüş, bazısı küçük. Evet, güzel büyüsün. Arkadaşlar biz bu bahçeyi geçen yıl yapmıştık. Zaten daha hala çok işi var. Bakın aşağılarda. Bir keresinde arkadaşlar, bir keresinde burada kozalak yarışması yapmıştık. Kozalak toplamıştık. Burası büyük bir bağdı babamın. Böyle içinde çam ağaçları vardı. Babam orayı kestirdi. İşte sonra içindeki kozalakları, odunları topladık. Sonra babam burayı işte bahçe söktürdü. Bak babam orada şimdi abimle birlikte oradaki ağaçları kazıyor. Buralar var. Şimdi burası yoldan bayağı aşağıda. Annem daha orada. Gelecek. İşte bayağı zeytin ağacı ektik. Bir bahçe yaptık ama daha buranın çok işi var. Bu taşların ayıklanması gerekiyor. Duvarları yapılması lazım yeniden. Ama bildiğin burası çöle dönüşmüş. Çöle dönüşmüş değil mi? Bak yağmurlar yağınca taşlar ortaya çıkmış. Bu taşların hep temizlenmesi lazım. İşte bugün yapabildiğimizi yapacağız. Bizimkiler başladı işe. Babam herkese verdi, kazmaya çalışın dedi. Gübre atıyor. Böyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Yoruldun mu Miray? Ha? Bu sefer iş yapmak çok zormuş. Çok mu zormuş? Ama yapmak zorundayız değil mi? Evet. Kendi işlerimizi kendimiz yapmak zorundayız. Aferin sana. Maşallah. Şaban Bey ne yapıyorsun? Mangal için ateş yakarız. Mangal için ateş yakıyor. Arkadaşlar biz şimdi zeytinlikteyiz ya. Çalışıyoruz. Bulduk gene başımıza belayı. Abimgiller de işteydi. Dönerken onları da durdurduk. Arabayı park ettirdik. Mangalı Şaban abim yakacak. O güzel yapıyor. Beceriyor bu işleri. Böyle. Allah'tan ihale bize kaldı. Normalde sen gelmesen ben yapacaktım. Şu an aşırı mutluyum. Tamam hadi semaveri ben yakarım. Hadi rast gelsin. Hadi rast gelsin. Hadi rast gelsin. Zeytinlerimi kazıyorum, çapalıyorum.
Kimya veriyorum. Evet. Burayı zeytin bahçesi yapmak benim emeklilik hayalimdi. Emekli olduk, artık zeytin bahçesini yapıyoruz. Yaptık da bakımını yapıyoruz. Eskiden burası çamlıktı. Geçen yıl temizledik biz burayı, ağaçlarını falan ondan önceki yıl kestik. Ama buralarda önce böyle bunun gibi şeyler yoktu, otlar. Şimdi bütün bahçeyi bu otlar kaplamış. Bunun adı neydi? Toprağı karıştırınca. Evet. Yol kenarlarında da çok oluyor bu sümenit. Sümenit, evet. Böyle kökledik. Bunları temizledik bahçeden. Her yerden topladık. Şöyle göstereyim size. Aşağıları kazdık. Yani ağaçların dibini kazdık sadece. İşte temizledik. O sümenitleri topladık. Böyle. Bahçemizde işlerimiz bitti arkadaşlar. Kökledik. Şu sümenitleri yakacağım şimdi ben. Göstereyim size. Bence yakmak üzere eğlenceli. Biraz geri. Burayı yaktım. Şimdi bu hemen alev alıverecek. Çok da şey yapma, ittirme. Ama söndü. Tekrar yakayım. Dur. Tamam, çekil. Çekil, dikkat et, çekil. O yanar, kendisi çekil. Babam Allah macera seviyor. İşte arkadaşlar, bizim işimiz böyle. Bugün buraları temizledik. Baba, takipçilerime bir şey söylemek ister misin? Takipçilerimize bir sonraki videoya kadar seyretmelerini ve beğenmelerini tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar. Bahçemizden manzaralarla kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.